Hepinize günaydın. Sabah 10.47. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Şimdi açtım bilgisayarı. Neyse. Videoları izliyorum demin. YouTube'da baktım şöyle bir. Türkiye'de işte akaryakıt fiyatları biliyorsunuz 25 lira falan oldu. Ayvayı yedik. Benim arabam 35 litre alıyor. Benim arabam da artık 25, 250, 500, 750, 850 falan liraya falan dolacak. Gideceğim bugün ya da yarın artık dolduracağım. Çok az benzinim kaldı. Ayvayı yedik yani. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Kredi kartına taksitle benzin mi alacağız artık? Ne yapacağız? Hani 50 liraya doldur falan 50 liralık alanlar vardı ya artık ben hep 300 liralık alıyorum mu diyorlar. Ne yapıyorlar? Neyse. Yani 100 lira benzin bile 25, 50, 75, 100'den 4 litrecik ediyor yani. 4 litre benzin yani. Bir tane damacı şeyi dolduramıyorsun. 5 litrelik su şişesi dolmuyor yani. Düşünsenize. Böyle bir şey bir kesim var çok sinir olan mesela dünyadaki işte gelişmiş ülkeler Almanya hakkında işte böyle videolar bakıyorum işte Almanya'da benzin fiyatları arttı falan diye büyük bir kin ve nefretle videoların altına gelip ya arttı tabii arttı siz öyle siz gidin Türkiye'de işte 25 birim alın bakın burada 1,5 bu mu artmak falan filan. Ya da işte Amerika'da geçen sene galonu işte bilmem ne birim olan şey şimdi 2 katı arttı, 3 katı arttı falan işte. Ya siz işte 25'e doldurun onlar olsun ne olacak ki? Onlar alıyorlar ayda 1800 birim işte 1,5 lirası gidiyor bir şey olmuyor ki falan. Onlara da olacak. Onlar da önümüzdeki 10 yılda hiç fark etmez elektrikli arabalar falan hiç bir cacık olmayacak elektrikli arabalara 10 sene içinde. Elektrikli arabaların dünyada yayılmasına 30 yıl var. Hatta 50 yıl var falan. Kimse öyle bir yaygın bir ağ yok. Bütün firmaların çok ciddi oranda bastırması lazım şu an bütün dünyada. Her yere elektrik istasyonları kurulmalı. Her yerde daha teknolojik pil gelişmeleri yapılmalı. 3 dakikada dolan piller olmalı. Yoksa kimse elektrikli araba falan almaz. İstediğin kadar teşvik et bilmem ne yap. Menzili az bilmem nesi az. Daha önce çok konuştuk bunları. Elektrikli araba da değil. Gelecek hibritte. Gelecek Toyota'da. Gelecek hibritte kardeşim. Yani kısa vadede gelecek hibritte. Hibrit teknolojisinde. Neyse. Toyota bu yüzden dünyanın en büyük firması zaten bunu öngördüğü için. Tabii ergenler hemen Tesla, Elon Musk, işte şey Iron Man, diyen böyle ergenler çevresinde üçüşünce ve ergenler internette daha fazla olunca zannediyorsunuz ki gelecek elektrikli araçlarda falan. O gelecek çok uzak gelecekte. Biz gideceğiz de bizden sonrakilere falan yani. Aynı zamanda da çok pahalı elektrikli arabalar. Elektrikli arabaları geç. Alan pişman oluyor zaten. Herkesi görüyoruz. YouTube'da dolu. Adam 350 kilometre yol gidemiyor, 400 kilometre yol gidemiyor. Şimdi şeye gelelim. Benzin mevzusuna. İşte diyorlar ya asgari ücret işte biz işte şey diyorlar. Onu da işte nüfusun %10'u alıyor diyorlar. Bilmem ne oluyor diyorlar. Orada da olacak arkadaşlar. İşte bak başladı. Fransa'da biliyorsunuz şey oldu. Benzin protestosu oldu yakın bir zamanda. Amerika'da Biden'a kızıyorlar. Bu ne ya diyorlar. Yanımızda petrol var, bilmem ne var diyorlar. Aşağıda diyorlar. Venezuela'da bilmem ne de diyorlar, cartta curtta diyorlar. Böyle. Bizde oldu, onlarda da olacak. Herkes de olacak. Rahat hissetmeyin yani kendinizi, yurt dışında yaşayanlar. Tamam mı? Kaçışınız yok. Benzin artacak. Çıldırın. Ağlayın. Fıttırın. Bizde de 3-4 liraydı. 5 liraydı şundan birkaç ay öncesine kadar daha. İşte böyle dramatik bir yükseliş oldu. Sizde de bak oluyor. Önce 0,80 kuruştu, euroydu. Sonra 1 oldu, 1,20 oldu, 1,30 oldu, 1,50 oldu, şimdi 1,60 olmuş. Gidiyor 2'ye doğru gidiyor. Bu şimdi hızlı bir şekilde yükselecek. 2'den birden bundan 2 sene sonra bir bakacaksın işte 6 lira olmuş orada da, 6 euro olmuş falan. O zaman zırlamaya başlayacak bu şey tayfa. Maalesef durumlar bunlar. Hadi bay bay. Ne diyeyim daha? Pauz edeyim de düşüneyim. Neyse sabah sabah bir şey de düşünemiyorum. Kafa çalışmıyor. Bir şey de yemedik. Diyeyim de bir şeyler yiyeyim. Boş boş konuşuyorum işte salak salak.
la 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 la.